Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Bu yasal uyarıyı gördünüz. Anlatacağımız hiçbir şey portföy danışmanlığı kapsamında değildir. Biz Türkiye'de finansal okur yazarlığın artması için eğitim videoları çekiyoruz. Amaç insanların finansal okur yazarlığını arttırması için teşvik etmektir. Ne alıp ne satacağına kendileri karar verecekler. Portföy danışmanlığı yapmıyoruz. E arkadaşlar dün akşam e, bir günde 42 bin kazanan e, arkadaşın şeylerini atınca, e, belgelerini, videosunu çekince e, altta çok sert eleştiriler geliyor. Bazılarının gerçekten e, değişmeye niyeti yok. Kıskançlıklardan çat diyorlar. Başarısızlıklarını yokluğun arkasına gizliyorlar. Saçma sapan yorumlar yapıyorlar. Ve kardeşim yok o para olsa ben daha çok kazanırım. Ya sende zaten o bilgi olsa o paranın 10 katı kazanırsın. Para kazanmanın paranın çokluğuyla alakası yok. Bakın bu abimizi tebrik ediyorum. E, ne yapmış arkadaşlar? Bakın %191 kazanmış. Yeni bir hisse almış Halk Bankası. Oyak Çimento'da %47 kazanmış. Sasa'da %20 e, 71 kazanmış. Şimdi bu adam gördüğünüz gibi 600 lot, 400 lot, işte 480 lot, 370 lot. Bakın küçük bir yatırımcı. Fakat başarıyı görüyor musunuz? Ortalama %100'e gelmiş ya. Şimdi abi ne yazmış? Selamünaleyküm Ahmet hocam. YouTube'dan aldım telefonunu. Aralık ayının bakın Aralık ayının sonunda seni izleyerek diyor borsa ile tanıştım. Köşede 2000 dolarlık bir birikimim vardı. Benim e, dolar yatırım aracı değildir. Hisseler daha çok kazanır. Benzeri açıklamalar, açıklamalarımdan etkilenmiş bu dolarlarını bozdurmuş 11.740 liraya. Bugün 23.000 lira olmuş. Bakın 23 lira %100 Aşağı yukarı kazanç sağlamış e, 7 ayda. Şimdi işte diyorlar ki he bir borsa düştün o para nereye gider? Borsa düşmedi mi Mart'ta? Bu abimizin de e, Mart'ta zarar etmemiş mi? Sonuç ne? Borsa iner çıkar. Şimdi bu abimizin felsefesine bakınca nasıl para kazanılacağını öğrenirsiniz. E, zıplayan hoplayan hisselerin peşinde gitmedim hikayesi olan hisselere girdim. Sabırla bekledim. Arada fırtınalar esti. Sen diyor korkup satmadıkça, sağlam durdukça kazanıyorsun. İki kızım var ellerinden öper diyor. Allah bağışlasın. Onların eğitimi için bu parayı ayırmıştım. Onların eğitimi için de bu paranın çoğalması için sabırla bekliyorum diyor. Halk, Halk Banka daha yeni almış yani. ileride olumlu haberler gelirse uçar diye evet en üstteki hissenin ismini de yazmış, ucuzken almış, %200, %191 neyse karda. Bu hisseler yatırım tavsiyesi değildir. Bu arkadaşın kendi araştırmaları. Eyvallah sağ olasın diyorum. Tebrik ederim. Yani uygulamayı süper yapmışsınız. Hisselerde böyle kazançta çok beklemek diyoruz ya bütün borsacıların söylediği bu. İşte bu abimiz bunu yapmış, kazançta beklemiş. Bakın ne diyor? Hikayesi olan asla zarar ettirmiyor. Şimdi e, sağ ol Ahmet Hocam. inan ki senden cımbızla aldığım laflar sayesinde oldu bu diyor. Ben de dedim nasıl yani? Ben Nasıl benim sayemde oldu? Daha önce borsa tecrübeniz yok mu diyorum. Hayır yok. Bir gram bile borsa tecrübem yok. Sizin videolarınızı izleyerek içinden cımbızla olumlu şeyleri alarak diyor. Ee, bu hani paradigmayı oluşturmuş ve yüzde yüz kazanç kazanç sağlamış. Bugün aslında bunu çekmek istemiyordum çünkü bazı kendini bilmezler. Şimdi 10 bin 20 bin olmuş. Aman o ne ki diyecek. İşte e, adam 200 bin lira kazanınca benim o kadar param olsa ben de kazanırım diyor. Yani ne yapsam bu millete yaranamıyorsun. Ya yani ne yapsan yaranamıyorsun. Kardeşim 6 ayda bizim halkımızın çoğu e, sanki para basıyormuş gibi değil ki zar zor geçiniyoruz zar zor 3 e, kuruş tasarruf yapıyoruz onlar için ekstradan 5000 lira 10 bin lira bile büyük bir para yani çoğu kişi ekstradan 1000 lira kazanmak için neler neler çekiyor mesai'den tut ekstra iş yapmaya kadar yani bir sürü zorluk çekiyor ya sen 5000'ini 10 bin yapabiliyorsan 10 bin bin yapabiliyorsan bundan daha güzel bir şey var mı ya onun için benim videolarım bu tür işte şeyleri örnek alarak ekstra kendini geliştirecek insanlar için çekiyorum. Kimse hava atmak için başkasının diyor e, portföyüne şey mi video mu çekilir? Ya burada biz amaç bütün Türkiye'ye eğitmek, bütün Türk bütün Türkmeye. Ben başaramayabilirim ama başaran insanlar var. İhtiyacı olmayan parayı koyuyor, kar edene kadar satmıyor. E benim öyle bir durum yok, olmayabilir. Benimle ne alakası var? Ortada bilimsel bir gerçeklik varsa, insanlar doğru hisseyi, hikayesi olan hisseyi alıp bekliyorsa, ki o bir arkadaş da mesela Mart'ta o hisselerini biliyorum. Mart'ta hisse 13 liradan 7 liraya düştü. E şimdi 13'ü geçti 14 de oldu hissesi. Yani o benim analiz ettiğim hisseyle de alakası yok. Bakın bu arkadaş da kendisi hisseleri bulmuş. Yani zaten bunu diyorum. Yani benimki örnek bir analiz. Benim analiz ettiğim hisseleri almak zorunda değilsiniz ki. Kendi hissenizi kendiniz bulun. Onun için her borsadan önemli şeyler, kelimeler seçiyorum diyor. İlk defa borsaya girmiş ve hikayesi olan hisseleri alıyor. Bir sürü yazışma yaptık. Fakat diğer konulara, özel konulara girmek istemiyorum. Bu şekilde siz de başarılı olmak istiyorsanız kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Sabırla beklerseniz, korkmadan beklerseniz doğru hissede. Ucuzken alırsanız para kazanırsınız. Bizim söylediğimiz bu. Ekstra bir geliriniz olur. Evet. Buradaki hisseler alım satım tavsiyesi değildir. Bir daha hatırlatarım. 2000 doları şu an dolar bazında bakın. Şu an 3000 dolar gelir bu parayla hatta 3500 dolar değil mi aşağı yukarı? Dolar bazında %75 kazanan adam. Yersen bu, yemezsen sürünmeye devam et. İzlediğiniz için sağ olun, var olun.